Magic Box, Jale'nin aynasını sunar. Başındaki değerli izleyicilerimiz, Wiener Neustadt'tan Stadion Strasse 38'den sizlere sesleniyoruz. Koç Kebap 2. şubesiyle burada Wiener Neustadt'ta sizlere hizmet ediyorlar. Biz artık Felixdorf'a sığamıyoruz dediler. Böyle Wiener Neustadt'a doğru da gelip 2. şubeyle sizlere çok arzu ve istek üzerine sizlere burada hizmet etmeye başladılar. Çıkın çıkın gelin. Sürpriz olsun. Neler var, neler yok ki? Hep birlikte bakalım Koç Kebap'ta bugün bizi ne sürprizler bekliyor. Haydi bakalım. Değerli takipçilerimiz, bugün Koç Kebap'tayız. Felixdorf'tan sonra Wiener Neustadt'ta Stadion Strasse 38'de sizlere hizmet etmeye başladılar. Kebap var, şnitzel var, çorba var, tatlılar var. Var da var da var da var. Çıkın çıkın gelin Koç Kebap'a. Pazartesi biliyoruz ki Felixdorf'ta Koç Kebap kapalı. Ama artık üzülmüyoruz. Ben üzülüyordum böyle, diyordum. Ay vah, bugün pazartesi, ben bugün pidemi ısmarlayamayacağım. Bugün istediğim çorba evime gelmeyecek. Ama artık üzülmüyorum. Çünkü 2. şubesiyle pazartesi günleri de sizlerin hem evine hem de buraya geldiğinizde sizlere hizmet etmeye devam ediyorlar. Değerli takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Bakalım Koç Kebap'ta bugün bizi ne sürprizler bekliyor? Birazdan hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. Ben şimdiden kendilerine bol bereketler diliyorum. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin inşallah. Çünkü hayatta bir yerlere gelmek, bir şeyler başarmak hiç de kolay olmuyor. Dikenli yollar, yürüdüğümüz yollarda düşmek, kalkmak, bunların... Sürpriz yapmış. Koç Kebap'a gelmiş. Ay benim yakışıklım da burada. Ne yersin anneci? İkisi de olsun. Takmış takıştırmış. Sürmüş sürüştürmüş. Neydi o ya? Kıl oldum abi. Takmış takıştırmış. Sürmüş sürüştürmüş. Bir dağınıklık, bir rüküşlük. Kıl oldum abi. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz, biz arka planda hakikaten eğlenmeye başladık bile. Bugün neredeyiz? Wiener Neustadt'tayız, Koç Kebap'tayız. Felixdorf'tan sonra Nülüfer'i burada Wiener Neustadt'ta kızıyla birlikte, damadıyla ziyaret ettik. Kızım dedi, kolay dedi, onları bunları yarıştırıyorsun. Gel de görelim seni bir sahnede, şöyle bir ortalıkta. Sen bir ekmek kes bakalım, kesebiliyor musun? Ekmek, vallahi normalde evde ekmek kesiyoruz ama şimdi burada nasıl ekmek keseceğiz, nasıl döner keseceğiz bilmiyorum. Öncelikle hayırlı, uğurlu, bereketli olsun inşallah Nülüfer'im. Allah bol bereketler versin size. Gerçekten ortam çok güzel. Ve değerli takipçilerimiz, ne diyeceğim size biliyor musunuz? Bak yüzüne bakmıyorum oğlum. Bak bak, hiç görmüyor beni. Görmesi görmüyor beni. Tertemiz. Misler gibi. Gerçekten. 10 yıl oldu Felixdorf'a, maşallah imzanızı attınız. İnşallah burada da daha nice nice yıllar olsun diliyorum. İnşallah. Dönerin de tadına doyamadım. Hele senin bir fiden var. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz, pide dedik. Püfidik pidenin çok güzel bir hikayesi var. Yalnız Nülüfer dedi ki arada, böyle çekiştirdi beni. Yürü yürü dedi, gel gel dedi. Gel de dedi, bir döner kes. Orada bir görelim bakalım dedi, neler oluyor. Şimdi bir deneyeceğiz. Bakalım, bu da bir sanat. Tabii ki, yani, güzel bir sanat. Güzel yani. Bir sanat. Şimdi sen bunu nasıl, ben yanarım burada. Hani yananı görür Allah, görür inşallah. Yananı görür Allah.
Görür inşallah. Çaresi yok. Maşallah. Biz yardımcı oluruz sen yanarken. Aa, bir de yardımcı olacak. Yani. Yani. Şimdi önce ben keseyim de bakalım. Düşmanı ötede aramayın. Aramayın. Hep yakınınızda. Hep yakın. Dedikodu gibi olmasın. Her dedim canım benim. Salla. Bak şimdi ben keseyim önce. Yani. Ama dişlerim cızırdar benim burada nünüm. Allah Allah Allah. Ben becere. Bak şimdi yukarıdan aşağı getiriyorum. Bak. Dik tutalım. Aha. Bu da bir sanat yemin ederim. Allah. Et korktu senden ha. Allah et. Ana. Kurban ey hayran ey. Nay 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 nay. Bak nünüm bak bak. Türkü bile çığırdım yemin ederim senin dönerine. Bak bak bak. Dış ses gör hallerimi. Gör duy sesimi. Jale Hanım kesemiyor olmanıza rağmen neyse, canım çekti gerçekten. Evet. Ama bak böyle pişmesi böyle döndürüyorsun değil mi? Böyle, dur bir kapatalım. O kendi döndürüyor zaten. Ha döndürüyor kendi. Ha. İşi bil, işe gitme boşuna dememişler değerli izleyicilerimiz. Yani işi bilene soracaksın. Jale Hanım beceremedim demiyorsunuz da. Burada şunu görüyoruz aslında. Herkes bildiği işi yapsın. Bence de. En güzel o zaten. En güzel o zaten. O zaman biz şöyle yerimize geri dönelim. Şu an derslerine de başlıyorum. Bundan sonra size hangi makamdan girerim, hangi makamdan çıkarım bilmem artık. Aymaktan tatlıdır da yarın dilleri. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Nasıldı? Gel benim yârim, oluver şimdi. Şimdi bu ikinci bahar şarkısı nereden aklıma geldi nünüm? Galiba ikinci filyal oldu. Evet, ikinci filyali. Allah nicel filyaleler size. Amin. Nasip etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Stadionstrasse 38, Wiener Neustadt. Cansever'in yanı. Evet. Burger King'in karşısı. Karşısı. Sinemanın yanı. Yani daha ne olsun? Daha ne olsun? Hepsi bir arada yani. Hepsi bir arada. Hepsi sizin için değerli takipçilerimiz. Bana döner kestirdi. Şimdi diyor ki ekmeği de kes. Acaba ekmek kesebiliyor musun sen diyor. Kız sen biliyor musun ben ne yemekler yapıyorum. Bana öyle dediler diye sırf yemek programı yaptım bak. Sen beceremezsin yapamazsın dediler. Olur, yaptım, canım. Pişirdim. Bir de ekranlara getirdim. Vallahi benim billahi. Yaptığımdan şüphelim hani, yok ama derler ya. Püf noktaları var yani orayı bir çöz şimdi. Bak çözeceğim bak. Kariyer de yaparım. Evet. Çocuk da yaparım. Çalışırım da. Yani hepsini de yapıyoruz maşallah. Evet. Yani yaparız değil mi? Evet. Çocuk da büyütürüz Allah'ın izniyle. Kariyer de yaptık. Hayda. Siz mi dersiniz yemek yapamazsınız? Ne güzel de yaptık. Güzeldi o dönemler. İzledin mi o programları hiç? Evet. Böyle hiç önden pişirmeden attık fırına, çıkardık yemekleri. Bayanlar böyle çabuk yemek yapabilsinler diye çok güzel gelmişti ekranlara. Evet değerli takipçilerimiz, dediğimiz gibi mutfak programlarımızı da izledin. Şimdi de böyle daha iç içe, daha samimi, daha güzel olduğunu bu şekilde düşünüyorum. Artık kendimizi verdik dışarılara dermişim. Biz geldik çat kapı yine sizlerdeyiz. Evet Koç Kebap ikinci filyalesiyle Wiener Neustadt'ta sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Muhteşem muhteşem lezzetleriyle. Bir de pufidik pide hikayemiz var. Artık ben Nünfer'e telefon açtığımda arkadaşım diyorum bana lütfen pufidik pide hazırlar mısın? Bunun hikayesi de sen kısa ve öz bizlere anlatır mısın Nünfer nasıl oldu? Aslında pufidiği sen çıkarttın benimle bir alakası yok. Ben öyle bir isim buldum. Şimdi biz arkadaşlara pideyi yaptırdık da sonradan kontrol ettik baktık pide yanmış. Ben de dışarıda bekliyorum. Tabii sen de dışarıda bekliyorsun dedim hemen böyle iki dakika özenmeden bezenmeden küçük bir pide atmak zorunda kaldım ki bir an önce pişsin de bekletmeyelim. Stres de çok. Yani pide çıktı böyle kabarmış bir halde biraz küçük oldu ama yani dedim artık Jale yabancı değil dedim bizi idare eder falan. Ertesi gün adı pufidik olarak geri dönüş yaptı bize. Şimdi başkası yapamıyor. Yapıncı biliyorsun zaten. O yüzden pufidik bize, pide bana kaldı. Evet o sana özel, bana özel. Benim için özel bir şey oldu şimdi. Kesinlikle tavsiye ederim. Türkiye'de dahi şunu denedim. Şimdi büyük böyle isim yapmış pidecilere gidiyoruz. Kızmasınlar bana. Allah herkesin yolunu baktığını tabii ki her zaman açık tabii etsin. Eşime şunu söyledim. Bülent dedim pufidik pidesini arıyorum ben burada. Böyle biraz daha o ekmek değerli takipçim böyle pufidik böyle büyük. Üzeri de böyle dört çeşit peynirle doluyor. Yarısını da Allah böyle
dönerli seviyor. Bize özel bir... Çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Pufidik pide. Ve bunu dedim listele lütfen al Nilüfer'im. Bazen biliyor musun yanlışlıklarla neler oluyor değil mi? Güzel tabii şeyler ki, de çıkıyor yani, ortaya. Evet. Evet. Şimdi sen dedin ki... Ekmeği keselim bakalım. Bıçağımı elime aldım. Bıçağımı bak. Bıçak değil. Bıçağımı elime aldım. Ben geldim. Takmış takıştırmış. Dur ne yaptın? Ne yaptım? Koy yere. Ha geldi mi? Sürmüş sürüştürmüş. Nasıldı devamı? Kıl oldum abi. Vallahi ekmek gitti. Galeciğim biraz kıl oldum abi. Takmış takıştırmış. Sürmüş sürüştürmüş. Ne bu nünüm ya kesilmiyor. Vallahi sen kankam kes... işi bilen yapsın ya. Vallahi güzelim şimdi sen kesemedin ekmeği de. Yani bizim ekmekler öyle zorlanacak bir ekmek değil şimdi. Hani böyle tık tık tık. Yani şimdi şunun şeyine bakman lazım görüyorsun yani evet. Hani. Ha işte, lütfen. İşi bilen kadının yani, hali bak. Biz bu işi severek aşkla yapıyoruz öyle. Değil mi? Ama ekmek de nasıl mis gibi kokuyor. Yani bununla sana bir kebap yedireceğiz. Bak şimdi, yiyeceğim zaten bak yemeden gitmem sana bir şey söyleyeceğim. Bir işi eğer aşkla yapıyorsan bak hakikaten bu evet. Hangi iş olursa olsun bu kebap salonudur, bu kuaförlüktür, bu çekimlerdir. Ne olursa ne olsun, önemli değil. Yani hem tabii ki hepimiz paramızı kazanıyoruz. Tabii ki. Hem de severek yaptığınız işin geri dönüşümü size muhteşem derler ya muhteşem geri döndüm. Bence daha öyle. Verici oluyorsun. Değil daha mi? Severek yaptığın için zaman çabuk geçiyor. İnsanlar senden o şeyi alıyor biliyor musun? O enerjiyi alıyorlar. O enerji kesinlikle alıyor. Evet. Sen yani. Bir şey söyleyeceğim bak çocukların hepsini çok seviyorum. Hepimizi evet. Çok seviyorum. Ama o dükkanda sen olduğun zaman nünüm... Oranın enerjisi, atmosferi bir başka. Sen hani derler ya... Demirbaş olmadan yani. Olmuyor. Bak mavi boncukları tak. Geçen sokak röportajına gittim. Kendim zor izlerken bari daha böyle bir nazarlık takmışım buraya. Öyle sallanıyor nazar değil. Masıl inanç. De o zaten. O zaten. Yani. Yani. Gönlümüz güzel olsun, kalbimiz güzel olsun. Onların hepsi zaten birer batıl yani. Evet. Bugün de bakıyor bak. Yok kız. Bunlar bütün mavilenmişsin zaten. Mavileri seviyorum böyle. Mavi ve yeşil beni mutlu ediyor. Evet, yeşil ben de seviyorum. Yeşil, mavi böyle ruhumu böyle ruhumu dinlendiriyor, ruhuma güzellik veriyor. Her neyse Nülüm bu arada arka planda da görüyoruz dönerler hazırlanıyor. Evet. Yalnız Nülüfer dedi ki ben seninle yarışamam. Sen benim dişime göre değilsin Jale'cim, kusura bakma dedi. Eyvallah, sen sunuculuk yapıyorsun ama iyidir, hoştur. Sevdik, iyi arkadaşım da. Ben dedi, damadımla yarışacağım birazdan. Yani. Bakalım döner ekmeğini kim daha önce hazırlayacak? Bakalım damat bir sene içinde neler öğrenmiş? Damat bir sene... Ooo bak damat bir sene içinde. Damada soracağız şimdi. Avusturya'da mutlu mu? Burada beklediklerini buldu mu? Her şey güzel mi? Mutluluk nedir? Geçen gün sokak röportajı yaptık. Mutluluk sence nedir? Bence mutluluk insanın kendisi olmasıdır. Huzurdur. Bence mutluluk ailedir. Aynen öyle zilin sesini duymak lazım. Evet. Yani aile geldi dış sesten. Okey, ona okey. Değerli olduğunu bilmen lazım. Evet. Gerisi bu. İç dünyanız. Arkadaşlar, iç dünyanızı besleyeceksiniz. İyi bir psikiyatristten şunu dinledim. Sabah kalkın diyor. O pijamaları atın. O pijamalardan bir kere kurtulun. Saçınızı tarayın. Dişinizi fırçalayın. En sevdiğiniz kokunuzu sürün. Evet. Yüzünüze bakabilecek şekilde hazırlanın. Ve evin işinden önce, işinizden önce şunu deyin diyor. Ben bugün kendim için ne yapabilirim? Benim. Sen çalışmayı çok seviyorsun. O yani yüzden, o beni mutlu ediyor. O seni çok mutlu ettiği için seni... Bu arada Felixhoff'un adresini de verelim. Onu da alalım. Schulstrasse 57. Top 3. Evet, Schulstrasse 57 Top 3. Caminin hemen evet. Yanında Felixdorf'ta da Koç Kebap birinci filyaleyi bulabiliyorsunuz değerli takipçilerimiz. Şimdi birazdan damadı buraya alacağız. Sen bir iki cümle söylemek ister misin? İçinden geçeni, hissettiğini. Nasıl, başarılı nasıl oluyor insanlar nünüm? Şimdi yeni başlayan gençlerimiz var. Ya da hayal ediyor, ben de yaparım diyor. Nülüfer yapmış, ben niye yapmayayım? Hani yapsınlar, Allah yollarını açık etsin yani tabii ki. Yani Allah herkese nasip etsin. Ama nasıl bu, başarı nasıl oluyor? Yani nasıl sen olabildin? Ben sevdiğim için ben olabildim. Aşkla yani, bağlısın değil mi? Sabırla, doğal olmak en güzel. Bir işkembe çorbası var değerli takipçilerimiz.
9 ayıma kadar ben işkembe çorbası yedim. Dedi ki, herhalde çocuk geldikten sonra Jale'cim dedi, hep buraya gelip işkembe çorbası yiyeceksin. Tam tersi oldu. Mercimek çorbasına sardı benim oğlum da. Bizim yaptığımız mercimek çorbasını benim oğlum yemiyor. Evet. Nünüm. Anneanne de dedi, ben de dedim. Var yani. Bak, sende bir şey var, bir şey var içinde çocuk. Nilüfer teyzemin mercimek çorbası diyor. Evet. Benim de ara ara mercimek aklıma geliyor. Böyle vuruyorum sana biliyorsun. Çok evet. Seviyorum. Türkiye böyle kebaplar, griller. Neler var Felixhorst'ta? Nelerle insanlara hitap ediyorsunuz? Damak tadına göre Nilüfer'im. Onları da bir dile getirelim canım. Şimdi Felixhorst'ta ızgara, çorba, kebap, pizza, tatlılar. Lahmacun. Allah. Evet. Yani. Urfalıyam ezelden. Urfalıyam ezelden. Urfalıyam senden gönlüm geçmez güzelden. Gönlüm geçmez güzelden. Ay. Evet, damat beyi bekliyoruz. Damat bey şöyle alalım sizi inşallah. Bu arada burada kebap var. Çorba var mı burada? Evet. Hangi çorba? İşkembe. Mercimek. Paça. Mercimek. Başka? Paça. Paça. Felixhorst. Yani Felixhorst'ta ne buluyorsanız burada Wienerneustadt'ta ikinci şubede de mevcuttur arkadaşlar. Şimdi damadı çağırıyoruz. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi abimiz geldi. Bir tanıyabilir miyiz sizi? Tabii ki. Ben Urfalı terziyim. Urfalıyım terziyim. Bak sen Urfalı'nın bir şarkısını biliyorsun o zaman. He biliyorum. Ne biliyorum? Vallahi hangisini desen. Hani ne dersen. He. Biz temin diyorum ki. Urfalıyım ezelden, gönlüm geçmez güzelden. Değil mi? He. Şemmami, şemmami, domami, büke, vi, 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 vi. Kurban adam aşam o. Ne 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 ne. Gülme. Ne 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 ne. Ne diyeceğim abi? Buyurun söyle. Demin diyorum ki lahmacun var diyorum. Allah var. İbo diyor, İbo diyor, İbo diyor. Lahmacun ha buyurun. Lahmacun, İbo. Allah var yani, Allah var yani. Allah son şarkısını da ona da... biliyor muyum onu? Hangisini? Çok güzel bir şarkı çıkardım. Son şarkısını mı hatırlamıyorum. Ne söyleyeyim? Son şarkısını alalım arka planda. Açar mısın bizi? Bir zahmet dur. Değerli takipçilerim, ben de Urfa şarkısı derdim. Ya gördün mü? Nereden nereye? Urfa'nın ufakten Bursa'ya doğru. Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez güzelden. Evet. Bunda Nuri Sesi Güzel abimiz de söylüyordu değil mi yani? Ya. Ne güzel bir desen. Ya. Abi bak şimdi. Allah var, Allah var. Bak. Gülme işte, böyle olacak ki. Şenlendireceksin, tanıştıracaksın. Sesini ya. Aynen öyle kurbanım. Öyle abi kurbanım sana ya. Ne demek yani? Bak, kör ya. Şenlik olacak ki. Şeyden beri yani şeyiz yani. Dursun sen de gel kurban ya. Gel Dursun abi. O utanıyor. Utanmadan gel. Şimdi böyle daha güzel olur. Abi. Saygılar, sevgilerimiz olsun abi. Allah razı olsun. Takdir ve teşekkür. Allah uzun ömürler versin. Böyle mesleğinize de saygı, sevgiler yani. Kurbanım. Süleyman korkma hani. Böyle, tamam olsun da başta abim benim yani. Abiciğim şimdi burası ile ilgili neler söyleyeceksin? Burası böyle damak tadı yerinde yani. Döneri maşallah yaprak döner, tavuk döner. Çorba morba da yapıyorsun var, değil mi? Hepsine. Çorbası. Ya damak tadı yerinde yani. Şu pazartesi Felixhorst kapalı olur ki abi buraya da gelmiş. Bin takdir. Allah ne murat. Hakikaten öyle yani. Ne muradınız varsa versin. Abi, onun için müşteri çekiyor yani. Bunlar da senelerdir tanıyoruz. Hakkından geliyorlar yani. Temizlik konusunda da maşallah titizler yani. Vallahi abi onu dedi. O konu ben yok yeminle ya. Söylüyorum yani. O konu Allah hepinize de uzun ömürler maşallah versin. Abi. Saygı sevgiler. Abi. İşiniz de hayırlı olsun. Allah'ına muradınız varsa versin yani. Abi. Size de takdir ve teşekkür ediyoruz yani. Allah'ına muradı. Buyur. Ben de Urfa diyordum. Urfa'nın bir şarkısı. Bak abi Urfa'nın şarkısı dedik. O anda kilitlendik. Başka şehirlere gittik. Urfa aklımıza gelmedi. İşte Allah'ına Urfa ne demek yani? Urfa peygamberler diyarı. Ya, Allah var yani. O konu evet. Çiğ köftesi Süleyman. Evet. İşte görüyorsun Urfa. Süleyman abi. Senden dolayı da konuşuyorum yani. Güzel. Urfalıyım söyledik mi yoksa? Söylemedin Urfalıyım. Şeyman ne söyledi?
Ha. Ben Şemman Bey'i söyledim. Şemman Bey söyledim. O diyor Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmezdi, zelden gönlüm geçmezdi, zelden vay 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 vay. Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmezdi, zelden gönlüm geçmezdi, zelden vay. Allah 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 var ya. Gerçek Şemden i̇şte yani. Mutluluk bu. Bin takdir. İnsanın kendi samimi içinde, samimi severek dünyasında. Severek. Aynen. Esnaflık, sevgi, saygı bunu da bilmek lazım yani farkına varmak lazım. Yani. Ağzınıza, yüreğinize Allah, sağlık. Allah ne muradınız varsa versin işte yenge. De, ayağınıza sağlık. Bin takdir. Yanlıyoruz abi. Yenge iki tane şey yaptın değil mi? Yapıyorsun. Değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Yüreğine sağlık. Evet, hem bize şarkılar söyledi. Gerçekten bizi burada mutlu etti. Şimdi bu benim elimde ders kağıdı gibi neden elimde? Devletten gelmiş olan tertemiz Nülüfer'imin ikinci şubesinde yavrularıyla birlikte tertemiz böyle sayfa sayfa devletten almış oldukları kağıtlar gönül rahatlığıyla burada gelip yiyip içip evinize gidebilirsiniz değerli takipçilerimiz. Ben 9 ay boyunca sizde yedim içtim arkadaşım. Tosuncuk gibi bir oğlum oldu maşallah demişim biraz incecik ama neyse. Hakikaten hala da sizin yemeklerinizi afiyetle yiyoruz. Bir arada evimizde inşaat vardı bir de ev yemekleri Nülüfer'in bizlere hazırladı. Allah razı olsun yolladı. Teşekkür ediyoruz. Ben hep ne diyorum biliyor musunuz? Size mikrofonu bırakmadan önce çok şey söyleyen insanlar ancak kendi sayfalarını doldururlar. Başka bir şey yapmazlar. Biz reklamın iyisi kötüsü yoktur. Bize güzellik yapıyorsunuz. Konuştukça ne kadar önemli, ne kadar doğru şeyler yaptığımızı daha da iyi anlıyoruz. Ve şunu da söyleyeyim, bir şey daha eklemek istiyorum. Her yaşadığımız kötü veya iyi bizi büyütüyor ve daha farklı yerlere getiriyor. Hakikaten her gün bir şeyler öğreniyoruz. Evet, Türkiye'den gelen kardeşimize hoş geldin aramıza. Bir tanıyalım seni kısa. İsmim Oğuz. Keselim ama ben ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Çok iyi, devam. Evet, ismin vallahi... Oğuz. Oğuz, şimdi ben sana soru evet, sorayım. Nülüfer'im, şimdi soruyorum. Beklediğini bulabildin mi Avusturya'da? Nasıl mutlu yani? Musun? Mutlu muyum? Bak karın orada, karına dikkat et orada. Yo, eşimle tabii mutluyum ama... Allah bozmasın. Avusturya'ya ısınamadım açıkçası. Isınamadım. Evet. Zamanla ısınırsın. İnşallah. Arka planda Selen, kaç sene gerekti? 10 sene. Bak 10 sene. Bir yere yani. Alışmak, adapte olmak hiç de kolay değil. Tabii ki. Bugün tatile gidiyoruz. Kendi memleketimiz, kendi dilimiz, kendi dinimiz, her şey bizden. Tabii. Yine birkaç gün içinde böyle bir sarsılıyoruz. Ha diyoruz, havasın suyu alışana kadar. Tabii ki sen de şimdi Türkiye'den gelip burada ezan sesini bırakıp böyle yabancı bir ülkede yaşamak, nefes almak tabii ki de hiç de kolay değil kardeşim. Memlekete neler söyleyeceksin? Ben de mesela... Memleketimi tabii ki çok seviyorum. Çok özledim. Çünkü belirli bir yaştan sonra buraya gelip buraya adapte olmak hiç kolay değil. Çünkü eşim, dostum, ailem, çevrem, arkadaşlarım... Çocukluğumu geçirdiğim arkadaşlarım hep orada. Ben buradayım. Yani kolay değil. Hepsine selamlarımı iletiyorum. Ben sana bir sır vereyim mi Oğuz ikinize de? Sen ne zaman buraya alışacaksın biliyor musun? Ne zaman? Bir tane şöyle minnak Oğuz geldiği zaman. İnsanı hakikaten çocuk çok değiştiriyor. Bütün hayatını, hayata bakış açısını, düşüncelerini. Değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz çok keyifli.
çok güzel bir bölüm sizlerle. Çünkü insanlar güzel ve şanslılar. Urfa dedik, Urfalı abimiz geldi. Yarışma dedik, ben ekmeği kesemedim. Eyvahlar olsun Cale, ne diyeceğim sana. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Evden arıyorsunuz, eve de hizmet var. Binaloştat dışında, Binaloştat dışına çıkıyor musunuz? Yakın olan Noyda Fırın. Başka? Yani Binaloştat'ın gibi hepsi. Aslında. Yani Felixdorf ve burası, evet. Binaloştat ve çevresi, evet. Herkese evlere, evet, hizmet veriyorsunuz. Evet. Ve internet üzeri, evet, de size ulaşabiliyorlar. Sıfara ve Lieferando, Koç App üçeyle çalışıyoruz. Evet. Artı bir de arıyoruz. Bir şey daha gördüm burada. Fodora. Oradan da size, evet, ulaşabiliyorlar. Evet, değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Bir telefonun ucundayız. Arıyorsunuz, yiyeceğiniz, içeceğiniz, her şeyiniz eve geliyor diyorsanız ki ben bugün tembellik yapmak istiyorum. Benden size bir sır. Duyduk duymadık demeyin. Soğan ekmek yemeyin. Bu pide muhakkak getirtirin. Bakın, gerçekten özellikle arayın ve şöyle söyleyin. Pufidik pide istiyoruz deyin. Türkiye'de başka bir yerde bir daha pide yemeyeceksiniz bu pideyi yedikten sonra. Bu kadarını söylüyorum. Evet, mikrofon ve evet, şu anda bir kebap, bir de içecek, 5 euro kampanyası var. Bir de çeşidimiz çok, bilinmiyor. Dükkanımız küçük olduğu için girmeden önce ya da girdikten sonra da insanlar şaşırıyor çorbanın olmasına, ne bileyim falafel, schnitzel. Hani böyle her insana göre yemeğimiz var. Vejeteryan olsun. Çeşitlerimize de bir bakın deriz. Evet, Sivas'ın yollarıyla kapatıyoruz. Değerli takipçilerimiz, sizleri seviyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin. Jale'nin aynası da 6. yılını doldurdu. Sizlerle olmaktan, sizlere seslenmekten çok çok mutluyuz. İnşallah daha nice hep birlikte yılları olsun. Ben de 27 yılımı doldurdum bu sektörde. Yani insan hakikaten sevdiği işi yaptığı zaman başka türlü oluyor. Sizin de yolunuz, maksınız açık olsun. Bol bereketleriniz olsun inşallah. Damat Bey, inşallah sen de yakında buraya alışacaksın. İnşallah. Son olarak bir şey söylemek ister misin? Size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Şöyle kameraya doğru. Sizin de yüreğinize sağlık. Ne diyorduk? Şarkı neydi? Abi ne söylemişti bize? Urfa'yı? Ha? Şemmame. Şemmame, şemmame, şemmame. Hadi şöyle şemmame. Hadi, hadi. Şemmame, şemmame de, şemmame. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ayaklarınız dert görmesin sağ ol, inşallah. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ ol. İzleyicilerimize, takipçilerimize ablacığım, abicim neler söyleyeceksiniz? Vallahi neler söyleyelim? Yani çok güzel, temiz yer. Geliyor, çorba içiyor, kebabını Murat, yiyor. Murat süper. Aldığımız, sattığımız dört et belli, temiz yani. Daha bundan iyisi, can sağlığı. Ne diyelim başka? Memleket neresi abi? Memleket, biz Nevşehir'liyik. Nevşehir, Kapadokya'danı. Ben gittim Kapadokya'ya. Öyle mi? Kapadokya'nı. Sevgiler, selamlar. Ha, sevgiler, selamlar. Kapadokya'ya selamlar. Kesinlikle değerli takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, çok güzel bir yer. Ben de Erciyes Dağı yakınında. Yakın he. Erciyes Kayseri. Ya ama Kayseri 50, ama yakın 50 kilometre. Çok yakın olduğu için değerli takipçilerimiz, öyle bir havası suyu var ki 4 saat uyuyorsunuz, 10 saat uyumuş gibi oluyorsunuz. Öyle bir yer. Ya paraşütlere, ya paraşütlere binersen havanın yüzüne çıkıyorsun galiba. Çıktın mı abi? Çıkmaz olur mu? Vallahi sen çıktın valla. Ben çıkmadım, ben korkarım. Abi, abi çıktın. Sen vallahi ne diyorsun? Sabah 6'da mı kalktın abi? 4'te. 4'te ne diyorum? Evet. Ama 4'te kalkıyorsunuz da değerli izleyicilerimiz, sanki öğlen böyle 2'de kalkmış gibi öyle uyku yani alınıyor değil mi? Sen ne diyorsun temiz? Ama sen korkmadın, ben korktum ben, ya. Biz oralıyız, biz İç Anadolu'yuk, biz İç Anadolu'da adam değil korkar mı? He. Ya yıllar sonra bak oralar böyle şan şöhret oldu, bütün ünlüler orada artık. Tabii. Türkiye'nin en çok turist belgesi Kapadokya. Ya. İşler nasıl, kebaplar nasıl? Hani, evet, kebaplar. Ha kebap, hani dönüp çok. Abi nereden geldin kebap yemeye? Ben ta Şivekat'tan geliyorum. Sakın deme şey Kapadokya'dan geldim. Yok, Kapadokya'dan gelmedim. Kapadokya. Memleketimiz Kapadokya ama biz 50 senedir Avusturya'dayız. Şivekat'tan geliyorum ben buraya ta.
Yanlış duymadınız. Abi Şivekent'ten gelip burada kebap yiyor, çorba yiyor. Sen ne diyorsun? Çorbası bir altın yani. Öyle hiç... Ay maşallah maşallah. Hep müşterilere de tavsiye ediyorum yani, gelsinler tadına baksınlar. Çıkın çıkın gelin. Parayı da benden ister alsınlar. Paranı. Bakın parayı da abi. Güzel bir şarkı söyler misin? Zahide kurbanımdan olacak halim. Yine bir laf duydu da kırıldı belim. Gelenden geçenden de soruyorum haber. Zahide bu hafta oluyor gelin. Bak abime bak sen ya. Gönlüne sağlık. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Çıkın, teşekkür ederim. Ha, gelin, çıksın, gelin. Çıksın gelsinler. Abim Kapadokya'dan gelmiş. Kapadokya'da haftaya da gidiyor mu? Kapadokya'da buradan selam götüreceğim. Abi benden selam ha, söyle. Sen gel, sen nerelisin? Abicim benim anam Trakya. Aleyh. O zaman olmadı. Yoksa gel. Olsun. Misafirim olur diye geldim. Türkiye'nin hepsi her yeri. Her yeri can. Her yeri can. Taşlı toprağı can ablacığım. Evet değerli takdirimiz. Biz tüm hızımızla devam ediyoruz. Ben de bir tanış Nilüfer. Aşkım. Dön 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 dön. Aşkım sen neler yapıyorsun ya? Söylesene bana. Memleketten hoş geldin. Nasılsın, iyisin? İyiyim Allah aşkına. Bak dişsiz de nasıl oldun? Uğuş kardeşim benim. Allah kolaylık versin. Bol bereketleriniz olsun. Şimdi Kapadokya'ya doğru gidiyorum. Şurada da benim teyzem var. Teyzem? Aşkım? Ne diyorsun? Hoş geldin. Çok güzel oluyor şöyle değil mi teyzem? Kapadokyalı amcam dişsiz teyzeyle böyle bir dalış. Nasılsın? Nesin? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. Bak uygulama seni almıyor, görüyorsun. Seni almıyor bebeğim. Bak almıyor. Değerli takipçilerimiz, biz aslında dedik ki bugünlük bu kadar yeter. Evet. Çok konuştuk, çok anlattık. Ama bir baktık içeri kim geliyor? Oynama şıkıdım şıkıdım. 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 Tak. Bir Tarkan Avusturya versiyonu şu an yanımıza geldi maşallah. Allah kardeşimizi böyle boş gününde bu dünyaya göndermiş. Rabbim bahtını da yolunu da inşallah güzel kardeşim. Güzelliğin gibi açsın. Dedik ki Tarkan gelmiş buraya. Nilüfer aşk olsun sana. İş yeri açar kadın. Tarkan'ı da buraya getirir. Vallahi pes. Bunu ancak sen başarabilirsin. Bak telefonlar durmuyor Nünüm. Evet. Telefonlar durmuyor. Bu şan, bu şöhret. Maşallah. Nedir arkadaşım? Vallahi ben de anlamadım. Urfalı geldi, Maraşlı geldi, kafada. Ya galiba geldi. Hastalık yapıyor ve bu bağımlılık var. Vallahi gerçekten de bir şey. Yani. Bulgaristan benim memleket. Senin canı, Bulgaristan. Evet. Aha bak bize yakınmış kardeşimiz. Evet Bulgaristan da gelmiş yanımıza. Maşallah Türkiye birazdan burada yok, burada yani, olacak. Daha ne istiyoruz? İsmin nedir kardeşim? İsmim Mutlu benim. Burayı neden tercih ediyorsun? Ya düğünleri çok güzel. Ya lezzet arayan buraya gelebilir. Değil mi? Ağzını ben çıkın istedim. Çıkın gelin diyordum. Evet. Sen de ne diyordun biraz önce? Koşa koşa gelsin. Koşa koşa gelin. Evet değerli takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Bu arada bak kardeşim seni de bununla tanıştırayım. Bunun adı pufidik pide. Öyle mi? Belli. Yani ince açılmamış, biraz daha kalın açılmış bir pide. O yüzden böyle pufidik pufidik ve tadı da çok güzel. Muhakkak bundan geldiğinde bir tadar mısın? Lütfen. Tamam. Şu lezzeti bir tadar mısın? Böyle, evet. Size de yollayabiliriz. harika. Afiyet bal şeker olsun. Sağ olun. Evet. Evet, değerli takipçilerimiz, değerli. Son olarak ne diyeceksin Nülü? Sonu gelmedi bugün bize. Gerçekten sonu gelmiyor. Ben kilitlendim artık. Yani o yüzden. Toparlanıyoruz, tekrar mikrofonlar geliyor. Tarkan da gelmişken yanımıza. Ona da dedik bir mikrofonumuzu uzatalım. Bir selamımı getirmiştiniz. Kimi? Süleyman Bey. Evet, evet. Onun da selamını getirdim. Süleyman Bey'i tanıyalım. Can Sever. Teşekkür ediyoruz buradan. Aynen. İnşallah yakın zamanda kendisine çekimlere geleceğiz. Bu sefer gerçekten gidiyoruz. Sevgiyle kalın. Sevmek ve sevilmek en güzel duygudur değerli takipçilerimiz. Kalpçikler sizlere gelsin. Bay bay. İyi eğlenceler. Herkese iyi eğlenceler.
gözlerin aynasını sundum.